Kriz eczacılık sektöründe büyümeye devam ediyor. Döviz kurunun yükselmesiyle birlikte eczanelerdeki ilaç stoklarının son durumunu ve bu zamlardan eczacıların nasıl etkilendiğini Gaziantep Eczacılar Odası Başkanı İrfan Demirci GRT mikrofonlarına aktardı. Eczanelerde yaşanan ilaç tedarik sorununun devam ettiğini belirten eczacılar, ilaç fiyatlarının bir an önce güncellenmesi ve bu sorunun çözüme kavuşturulması çağrısında bulunuyor. Geçen yıldan bu yana ilaç tedarik sıkıntısının katlanarak devam ettiğini belirten Eczacılar Odası Başkanı İrfan Demirci, bu durumun ciddi mağduriyetlere neden olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra Türkiye'nin ilaç üretimine ağırlık vermesi gerektiğini de savunan Demirci, sözlerine şu şekilde devam etti. Son birkaç yıl içerisinde ilaçta yoklukları yaşamaya başladık. Yani bundan bir 4-5 yıl önce eczaneye gelen bir hastanın ilaç bulamamasıyla ilgili ya da yok ilaç bulamamasıyla ilgili çok bir sorunumuz yoktu. Yani bazı akut durumların dışında hastanın ilaç ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Ama şunu görmeye başladık son 3-4 yıldır hasta eczaneye geliyor, ilaç yok. Bu da özellikle ne zaman olmaya başladı? Sonbahar aylarında olmaya başladı, karşımıza çıktı. Ve bir kronik bir sorun haline dönüştü. İlaç yok. Peki hangi gruplarda ilaç yok? Yani yalnızca işte kanser hastalarının ilaçları ya da yalnızca diyabet hastalarının ilaçları, hipertansiyon hastalarının ilaçları değil. Genel anlamda bütün ilaçlarla ilgili sorun yaşamaya başladık. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni sağlıkla ilgili bir sebep değil. İlacın üretimiyle ilgili bir sebep değil. Türkiye sağlıkta ya da ilaç eczacılık alanında yaşanan sorunla ilgili bir neden değil. Buradaki sebep neden? Bir sonuç ilişkisi. O da şu, ekonomideki yaşanan şeyler, sıkıntılar, krizler, bunların sonucunu eczanede yaşamaya başladık. Yani ekonomideki dalgalanmalar, ekonomideki sıkıntılar ilacın üretimini ve ilacın ithalatını vuruyor. Aslında üretim kadar ithalat da önemli. Çünkü Türkiye'de Türk insanı bizler tükettiğimiz ilacın %50'sinden fazlasını ithal ediyoruz. Yani ithalat üretimden daha fazla bizde. Türkiye'de de bizim ürettiğimiz yerli diye şey yapacağım nitelendirebileceğimiz ilaçların içerisinde ithal girdi olanları çok yüksek. Hasta da perişan, eczacı da perişan. Eczacının birinci derdi şu, hastasının ilacını ulaştırabilmek. Hastasını ilaçsız bırakmamak. Yani burada bilmiyorum dışarıdaki algı nasıl ama eczacının birinci derdi buradan işte ben işte paramı kazanayım çıkayım değil. Ben hastamın ilacını nasıl temin ederim derdine giriyoruz. İlaç sanayimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ulusal ilaç sanayimizi, yani o milli denilen, milli ve yerli denilen ulusal ilaç sanayimizi teşviklerle, araştırma geliştirmeyle, işbirlikleriyle yapmamız lazım. Ayağa kaldırmamız gerekiyor. Yani kendi ilacımızı kendimiz üretir bir hale gelmemiz gerekiyor.